Evet sayın seyirciler, şu anda Köyciğiz'de, sonra balığa geçmek isterim. Köyciğiz'de Tuana restorantdayız. Öğle yemeğimizi burada yedik. Yarın sabah kahvaltımızı da burada yapacağız. Bu akşam burada rakı ve balık yapalım dedik. Yaptık, balığı yedik, rakılar duruyor. Şimdi arkadaşlar tek tek soracağız. Balık nasıldı? Tuana restoranda balık yenilir mi? Yani yenilirse Tuana restoranın balığı ne kadar lezzetlidir? Tuana'nın balığı Yalçın on numara Bey, abicim. Yalçın Bey yavaş ediyorsun. Şerefinize. Ya daha bunda bir şey var. Bundaki iksir nedir? Balıktaki balık gerçekten çok lezzetli. Evet sayın seyirciler. Tuana restoranı seviyoruz ama iyi olan şeyleri iyi diyeceğiz. Kötü olan şeyleri kötü diyeceğiz. Ama oğlum balığı neyle yaptın sen ya? Evet Halil abi. Öğlen yemeğimizi yedik, çok güzeldi. Evet. Akşam yemeğimiz rakı balık, bir hava serinledi şimdi. Rakı balık için ne diyorsun? Vallahi balık bence 10 üzerinden 9'du. 10 üzerinden 10 demiyorsun çünkü sen bu işi bilen bir insansın. Şimdi bak bir şey söyleyeceğim. Bir gurme hiçbir zaman 10 üzerinden 10 verme yetkisi yoktu. Evet. 10 üzerinden 9'du. Mezeler nasıldı? Mezeler de güzeldi. Mezelerimiz de 10 üzerinden 8'di. Pek tadını alamadık. Balık biraz erken geldi ama her şey çok ama güzeldi. Ama Halil abi onu biz söyledik. Çok açız dedik. Hemen balıkları getirdik. Evet demek orada biraz servisi. Senin kabahatin var. Benim kabahatim değil de kabahatler kanununa göre ben şu anda 15 lira ceza aldım biliyorsun değil mi? 15 lira. Evet. Nasıl ödeyeceğim? Ödeyeceğim bir şekilde ya. Sayın Sezer Bey, Sezer Yılmaz Bey. Şey soracağım. Sen ne diyorsun bu balıklarla ilgili? Ya balığı çok güzel yapmış. Evet. Gerçekten çok çok iyi yapmış. Sana burada para mı veriyorlar abi? Burayı çok övüyorsun abi. Vallahi ne bileyim abi, güzel hoşuma gitti. Yalçın içelim hadi. Ha ben hadi, de onu diyecektim be Sezer'im be. Hadi Ali. Sezer içelim be ha. Halil abi. Yok, evet. Koymayalım içelim, ayıp oluyor. Hadi lan onu iç, dibini gör. Sen de iç oğlum. Sezer abi içtik. Bunu şey yaptık. Şimdi bayanlara soralım. Bayanlar bu işin şeyidir. Bu işin duayeni. Duayen. Evet Beren Hanım. Efendim? Balıkla ilgili görüşleriniz. Lütfen objektif olun. Ya da subjektif olun. Ya da gerçekleri söyleyin. Cevap veriyorum. Hı. Tabağımı da çekebilir misin? Tabii ki. Tabağını... Ne görüyorsun? Tabak sıfır. Evet. Sence tabak... neden? Çünkü balık... Çok güzel. Lezzetli, taze. Gördüğün gibi hepsini bitirdim. Gerçekten insanlara burayı tavsiye edebilir misin? Kesinlikle. Normalde seni... Mezelerle bile ben doydum aslında. Şimdi Perihan ama Hanım. Ama yine de balığımı da yedim. Evet, Perihan Hanım sizi normalde bir yeri beğendirmek ne kadar zor olduğunu biliyorum. Evet. Ama Tuana restoranı herkes gibi sen de herkesten farklı bir şekilde sen de burayı beğendin. Çok beğendim çünkü dediğim gibi yine bugün bunu da bekliyorum. Konak nasıl konak? Konak da beni çok şaşırttı. Buradaki bu akşam yemeği de beni çok şaşırttı. Köyciğiz seni şaşırtmaya devam edecek bence. Muhtemelen. Köyciğiz'de Tuana restoran. Yer varsa lütfen bana da bilgi verin. Tabii. Köyciğiz'de Tuana restoran ve konak misafirlerimizi çok şaşırttı. Yıkılıyor. Evet. Bayan iyi akşam. Fataş Hanım iyi akşamlar. Fataş Hanım, Fataş Hanım biraz biraz snob. Yani burnu havada olan bir arkadaşımızın eşi. Az konuşur, öz konuşur. Az konuş ve öz konuş. Balık nasıl? Bana niye tuttun? Ha? Lafı bana niye attın? Eşi dedi. Burnu havada olan bir arkadaşın eşi dedi. Bu pardon. Özür diliyorum, özür diliyorum. Arkadaşımız burnu havada değil. Arkadaşım mütevazı, kibar. Oxford Üniversitesi bitirmiş. Saygın. Eşine geçiyoruz. Evet Fataş Hanım. Kısa ve öz yok. Kısa ve öz. Balık güzel miydi? Yemedim. Aa, sen o iki kişi bir balık paylaşıyordunuz. Evet. O sen yarımı da yemedin. Mezelerden doldurum için yedim. Ha. Ama mezeleri beğendiniz mi? Beğendim. Nasıl? 10 üzerinden kaç veriyorsun? 100. 10 üzerinden 100. Ya hiç yorulmayayım ben diyorsun. 100 vereyim kurtulayım. Beni kapatın bu mevzuyu mu diyorsun? Deniz manzarası, göl manzarası nasıl? Evet sayın seyirciler. Fatoş Hanım ser verdi, sır vermedi. Az konuştu, öz konuştu. Ama Perihan Hanım burayı çok beğendi. Sezer de çok beğendi. Halil abi de çok beğendi. Halil abi de kolay kolay hiçbir şey beğenmez normal şartlarda. Konak ve konak villa, konak
Konak neydi lan? Konak onu. Konak adı da bu arada. Konak Villa Holidays.com. Muş. Villa. Villaymış orası. Ama aslında ama işte biraz şey yapmışlar bence. Aslında orası bir villa olmamalı. Konak olmalı. Konak ve benzeri bir isim olması lazım. Ha, orası bir konak. Evet, orası konak. İsmi villa olarak vermişler. Villa diyorlar. Yani isim tutturamamışlar. Olsun. Ama orası gerçekten çok güzel bir yer. Biz oraya konak diyelim. Ha, biz oraya konak diyelim. Konak villa. Yakışır vaziyet. Ha evet. Konak orası. Asmalı konaktan sonra Köycüz'de. Köycüz'ün asmalı konağı olsun. Nereden nereye göresin değil mi? Değil mi arkadaşlar? Halil abim benim. İçelim. Bir de şarkı söylesek aslında. Evet. Köycüz'den sevgiler, saygılar. İyi akşamlar.